2019'dan sonra pandemi döneminde Ulusal Romatoloji Kongremizi yüz yüze yapamamıştık. Bu nedenle özlemle beklediğimiz fiziki olarak meslektaşlarımızla buluşmamızı bugün gerçekleştirmeye başladık. Bunun heyecanı ve mutluluğunu ve aynı zamanda aynı güvenlik önlemleri içerisinde devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Kongremiz oldukça başarılı bir şekilde 4 paralel kursla birlikte başladı. Ben kendim de sakrolek MR'ların değerlendirilmesindeki meslektaşlarımıza ipuçlarını ilettiğimiz SMART kursunda görevliydim. Gayet ilgili meslektaşlarımızla birlikte bir 4-5 saat nasıl geçirdiğimizi anlayamadık. Eş zamanlı olarak romatoloji pratiğinde sıklıkla kullandığımız otoantikorların mikroskopta görme fırsatı bize veren romatolojide otantikorlar kursu da gerçekleştirildi. Bu kurs sırasında klinik vakaların laboratuvar görüntüleri meslektaşlarımıza sunuldu ve oldukça beğeniyle izlendiğini gördük. Bunun dışında yine ultrasonografi ile ilgili özellikle ileri düzey bilgilerin verildiği, romatoloji sadece kas kesimi ile ilgili alanlarda değil, akciğerin değerlendirilmesi, kasın değerlendirilmesi gibi yapıların kullanımında ultrasonun yerinin tartışıldığı sabah 9'dan akşama kadar devam eden kurs da vardı. Bu dönem içerisinde, 1,5 yıl içerisinde oldukça yeni fellowlarımız, önemli bir sayıda fellowlarımız aramıza katılmıştı. Ve bu fellowlara yönelik yapılmış olan muayene esaslarının yer aldığı kursun da oldukça faydalı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Kursun açılış konuşması her ne kadar burada olamasa bile Mayo Clinic'in direktörlerinden Dr. Spex tarafından oldukça ilgi gören iki tane birbirinden kıymetli konuşmayla gerçekleştirildi. Anka ilişkili vasküllitlerin tedavisinde 2020'de neler var tartışıldı ilk konuşmada. İkincisinde ise anka ilişkili vasküllitlerin pulmoner bulgularının detaylandırılması, trakeal bulguların değerlendirilmesi, alveolar hemoroji gibi ciddi sıkıntılı hastalara nasıl yaklaşacağımızla ilgili ipuçlarıyla kongremiz oldukça hızıyla devam ediyor. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim.